Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şekline, lezzetine, yapılışına hayran kalacağınız adı gibi mükemmel bir pasta, parfe yapacağız. Dondurma gibi ferah bir tatlı. Güzel bir yanı da dondurucuda dilediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Toplamda 2 paket krem çanta kullanacağım. 2 bardak da sütünüz var. Daha iyi görebilmeniz için tek tek dökeceğim. Sütünüz soğuk olursa daha çabuk kıvam alır. Mikserle koyulaşana kadar çırpıyorum. Sizler krem şanti yerine sıvı krema da kullanabilirsiniz ama sıvı krema kullanacağınız zaman tatlandırmak için içerisine pudra şekeri eklemeniz gerekir. Böyle koyu kıvamda olacak. Şimdi içerisine malzemelerimizi alalım. Ben bugün 1 paket sade petibör, 1 paket de kakaolu petibör kullanıyorum. Küçük olmayacak şekilde elimle kırarak krem şantinin içerisine ekliyorum. Sizler istediğiniz bisküvi çeşidini kullanabilirsiniz. Burçak, petibör, bebe bisküvisi, kalan keklerinizi de değerlendirebilirsiniz. Ya da evde paketi açılmış yarım kalan bayat bisküvilerinizi karıştırıp kullanabilirsiniz. İçerisine yarım çay bardağı damla çikolata ekledim. 1 çay bardağı iri çekilmiş cevizim var, onu da ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum. İçerisine de dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İster mevsim meyveleri ekleyin, isterseniz kuru kayısı, kuru incir ekleyebilirsiniz. Ben bugün böyle bir baton kek kalıbı kullanmak istiyorum. Pastamızın kolay çıkması için kullanacağımız kabın içerisini streçleyeceğiz. Kenarlarından sarksın, kalanıyla üstünü kapatacağım çünkü. Pastamın harcını içerisine boşaltıyorum. İyice sıkışsın, boşluk kalmasın diye bastırın. Hava almayacak şekilde kenarlarda kalan streçlerle kapatıyorum. Açık kalırsa üzerini bir kat daha streçleyin. Bu şekilde buzluğa kaldıralım. En az 2-3 saat buzlukta beklemesi gerekiyor. Hemen tüketmeyecekseniz dilediğiniz kadar da buzlukta kalabilir. Pastamız dondu. Servis tabağına ters çevirip çıkarıyorum. Süslemek için hazır çikolata sosları da kullanabilirsiniz. Ben 20 gram kadar benmari usulü erittiğim çikolatayı kullanacağım. Biraz da meyve parçaları kullanacağım. Süslenmeden bile tadı çok güzel. Evet, şimdi servise hazır. İsterseniz böyle çıkarır çıkarmaz dondurma gibi servis edin. İsterseniz buzdolabında bekletin, hafif bir yumuşasın, pasta gibi servis edin. Buzluktan çıkarıp buzdolabına koyduğunuzda herhangi bir bozulma yaşamazsınız. Kolaylıkla yapabileceğiniz bu tatlıyı buzluğunuzda bulundurun derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.